İzmir'den modifiyeli bir konuğumuz daha. 1991 model Nissan NX Coupe. Öznur Şahin'e ait bu otomobil, üzerine yapılan yatırımla ben buradayım diyor. Tasarım itibariyle zaten sportif bir yapıya sahip olan NX Coupe, üzerine eklenen modifiye elemanlarıyla daha da etkileyici bir hal almış. The sound of nature. Görsel modifiye listesi. Ön arka tampon, yan maşfiye, DTM kanat, 18 inç jantlar, yan bölümde sticker, Formula 1 direksiyon, spor vites topuzu, spor pedal takımı, devir saati, üçlü gösterge, camlar film kaplama, yarış koltukları, el fren kolu kaplama, spor beyaz paspaslar, plaka sadeleştirme, arka stop boyama, ön tamponda küçük sisler. Görselliğinde turuncu renge kendini teslim etmiş gözüken modifiyeli Nissan NX Coupe, yan bölümlerindeki ilginç tasarımlı sticker kaplamasıyla dikkat çekiyor. Zaten tuning rengi olan turuncunun diğer modifiye ekipmanlarıyla da gayet uyumlu bir çizgisi var. Otomobili çevreleyen body kit'e baktığımızda biraz karmaşık olsa da ön tampon dikkat çekici. Değişik hava kanallarıyla zenginleştirilmiş ön tamponda küçük sis farları da kendine yer bulmuş. Arka bölüme baktığımızda ön tampona göre daha sade bir tasarımla karşılaşırız. Tamponlarda en büyük sorun plaka için yer bulmaktır. Nissan'ın arka tamponunda bulunan sadeleştirilmiş plaka ise orta bölümde kendine yer bulmuş. Arka tamponun alt bölümünde uygulanan tasarım özellikle egzozların zengin bir görünüm sergilemesine neden olmuş ve artı bir görsellik kazandırmış. Arka tamponun yan bölümlerindeki küçük hava kanalları hava akımının yanında görünüme zenginlik katmış. Otomobilin arka bölümünü incelemeye devam ediyor ve stopların koyu renge boyanmasına da tam isabet diyoruz. Spor bir otomobiliniz varsa yapmanız gereken güçlü bir spoilerle desteklemek olmalı. Bu otomobilde ise spoiler biraz abartılı tutulmuş. Gayet şık duran spoiler metalden oluşturulmuş yapısıyla kendini daha da güçlü gösteriyor. Yan bölüme geçtiğimizde 5 kollu parlak görünümlü 18 inç jantlar dikkat topluyor. Lastiklerin yanaklarının ince tutulması da tam isabet. Yan maşfiyeye baktığımızda ise farklı bir tasarım göze batıyor. Önde sade, arkaya ilerledikçe karmaşıklaşan ve genişleyen maşfiye otomobildeki uyuma katkı sağlamış. Camlara uygulanan cam filmi yasal sıkıntı yaratsa da görsellikte gerekli. İç bölüme baktığımızda ise direksiyonun seçimi dikkatimizi çekiyor. Biraz daha sıra dışı seçilen direksiyonla Formula 1 aracı ya da uçak kullanma hayalinize de ulaşabilirsiniz. Gösterge panayırı gibi gözüken iç bölümde ekstra devir saati ve diğer gösterge eklemeleri gerçekleştirilmiş. Spor koltuklar en belirgin modifiye elemanı olurken vites topuzu, pedal seti, el fren kolu kaplaması, spor beyaz paspaslarsa küçük detay modifiye elemanlarını oluşturuyor. Programımızın modifiye bölümünü konuk olan bugünkü modifiyeli otomobil Nissan, aynı zamanda bir de kupası var, üçüncülük kupası. Bunların detaylarını otomobilin Hazırlayan diyelim, evet. Otomobili emek sarf eden dedik, daha iyi olur. Emek sarf eden bir insan, seni tanıyalım önce. Ufuk Garipoğlu. Bu otomobil görsel ve işitsel modifiyesiyle ön planda. Evet. Performansı ise ikinci planda, üçüncü planda kalmış. Evet. Böyle bir otomobil maliyeti ne olabilir? Yaklaşık 20-25 milyar lira civarında.
tamamen işitsel modifiyesi, görseli her şey dahil buna. Araç dahil fiyatı bu. Yani yaklaşık 10 milyar lira bir para harcanarak hazırlanmış bir otomobildir. Bu sektör, modifiye sektörü özel kişilerin, daha doğrusu tutkusu olan kişilerin sektörü. Nasıl bakıyor insanlar? İzmir'de modifiye sektörü nasıl? Yani İzmir'de son zamanlar, yani 1-2 yıldan beri çok iyi bakılıyor. Daha önceden çok ilgi duyulmuyordu. Şu an biraz daha ilgili. Ama tabii bazı sorunlar yaşanıyor. Yani parça sıkıntıları oluyor. İstanbul'dan tedarik ediliyor. Bu şekilde devam ediyor. Hangi tür otomobiller daha çok modifiyeye önem veriliyor? Modifiye tarzına uygun oluyor. En çok tercih edilen otomobiller hangileri? Şu an Honda ve BMW tarzı araçlar daha ön planda. Daha çok parça temin edilebiliyor. Modifiyeye daha çok yatkın otomobil olduğu için Honda ve BMW. Onlar direkt cevap verebiliyorlar modifiyeyi. Evet. Hem dışları hem son derece estetik olduğu tabii. için zannedersem diyorum. Herkesin tercihi var tabii ki. Pekala, İzmir'de motor sporları pisti var. Gençlerin hıza düşkünlüğü belli. Hız konusunda ne diyorsun? Hız konusunda genelde caddelerde yarışıyorlar. Biz bunlara karşıyız. İzmir yarış pistinde düzenlenen drag şampiyonaları oluyor. Buralara katılmak daha mantıklı. O en doğrusu değil mi? Tabii. Evet. İşitsel modifiye listesi, DVD çalar, 7 inç ekran, mono amfi, 4 kanal komponent amfisi, 2 farad kapasitör, X380 38 cm bas, 16 cm x 162 komponent. Görsel modifiyesi kadar işitsel modifiyesi de iddialı olan otomobil, bagaj alanında barındırdığı görsel işitsel modifiyesiyle ben buradayım diyor. İç bölümden başlayan DVD çalar ana üniteyle ses kapılara ve arka bölüme ulaşıyor. Bu ulaşımı sağlayan amfiler, komponentler, baslar görüntüde izlediğiniz gibi otomobile uygun şekilde dağıtılmış. 7 inç ekranla desteklenen ses sistemi bagaj tasarımıyla işitsel modifiye elemanlarına ev sahipliği yapıyor. Kupadan bahsedelim. Nedir kupanın üçüncülüğü, hangi derecede aldı, hangi kategoride? Bunu daha önceki aracın sahibi arkadaşımız girmişti. Dura girmişti. Evet. Dura'da üçüncü oldu. Bir daha da işte dış modifiyeye girince araba, bir daha da girmedi. Bu şekilde bıraktı arabasını. Zaten işitsel ve dış modifiyeye girdiğiniz zaman tabii, herhangi bir yarışta sıkıntı çıkacağı için. Tabii. Bu şekilde zaten Dura'da bir sonuç alamaz. Yani araba ağır. Dış modifiye var, jant, lastik. O yüzden bir daha tercih edilmedi. İşitsel modifiyeden bahsedeyim ben biraz. İyi bir işitsel modifiye, yani ses sistemi eklemek için izleyicilerimiz neye dikkat edecekler? Yani iyi bir marka tercih etmeleri gerekiyor. Doğru montaj, işte arabanın akustiğine uygun dizayn edilmesi gerekiyor. Bu şekilde iyi bir ses kalitesi alabilirler. Trabbaz, evet. Bunun tersini koyuyorlar. Avantaj nedir? Ters koymanın avantajı var mıdır? Tabii ki. Şimdi arabanın dediğimiz gibi hacimine göre işçilik yapılıyor. Eğer arabanın bagajı ufaksa ve iyi bir hacim alınamıyorsa bası ters koyarak daha iyi bir litre kazanabiliyorlar. Daha iyi bir ses, daha iyi bir tonlama alabiliyorlar. Arabanın hacmine göre ama değil tabii, mi? Tabii. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Programımıza katıldın. Renk verdiniz. Otomobiliniz ve siz, ümit ediyorum, kazasız cezasız daha nice günler caddelerde yerinizi alırsınız. Performans modifiye listesi. 1600 cc motor, performans egzoz, hava filtresi, GT pistonlar, üst kapak taşlama, subap şapka ve yaylar değişikliği. Performansıyla merak toplayan NX Coupe 1300 cc ile 1600 cc'ye varan motor gücüyle karşımıza çıkıyor. Standardında 100 ile 200 HP'ye kadar güç üretebilen bu otomobiller performans modifiyesine direkt cevap verebiliyor. Modifiyeli NX Coupe'nin performansını artırmak için üst kapak taşlama işleminin yanı sıra subap ve yaylarda değişikliğe gidilmiş. Pistonların da update edilmesinin yanı sıra rahat hava akımı için hava filtresi desteği de verilmiş. Performans için egzoz takviyesinin ardından şu anki ölçümleri elimizde olmasa da ciddi bir güç elde edilmiş.
Sportif ruhlu, performans kokulu, görsel sunumlu bu otomobil bizden de puanları bir bir topluyor. 1991 model bir Nissan NX Coupe'nin bu görsel hale getirilmesini takdirle karşılayarak yıldızlarını dağıtıyoruz. Görsel modifiyesiyle 5, işitsel modifiyesiyle 3, performans modifiyesiyle 2 yıldız alan otomobil toplamda 10 yıldızla misafirliğine son veriyor. Kazasız ve cezasız günlerde yol alman dileğiyle yolun açık olsun modifiyeli NX Coupe.